İyi akşamlar sevgili eğitim liderleri takipçileri, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili anne babalar. Eğitim liderleri olarak her pazartesi akşamı saat 9'da karşınızda oluyoruz ve birbirinden kıymetli öğretmen arkadaşlarımızla sizin evlerinizde misafir oluyoruz. Sizlerle beraber eğitim sohbeti yapıyoruz aslında öğretmenler odası tadında. Bu akşam da İngiltere'den bir misafir ağırlayacağız. İngiltere'de tabii ki bu dönem bütün dünyada biliyorsunuz okullar tatil. Ve tatil değil aslında. Yani eğitime farklı bir soluk geldi. Yakından eğitim değil de uzaktan eğitimle devam ediyoruz hepimiz. Okullarımızda, evlerimizde. Peki İngiltere'de bu süreç nasıl işliyor? Bununla alakalı kendisiyle bir görüşme yapacağız. İngiltere'de uzun süredir yaşayan ve eğitimin içerisinde olan, eğitimle ilgili çalışmalar yürüten Ahmet Feruh Öncü ile beraber olacağız bu akşam. Onu ağırlamış olacağız. Ona İngiltere'deki şu andaki uzaktan eğitim süreçleri nasıl gidiyor? Bu sıkıntıları süreçleri İngiltere nasıl yorumluyor? Eğitim noktasında neler yapacaklar? Okullar şu anda ne durumda? Ne zaman açılacak? Buna benzer sorular soracağız. Sizlerin de tabii ki sorularınız ve yorumlarınızla sürece ve bu sohbetimize katkı sağlayabilirsiniz. Bir de bu vesileyle eğitim liderleri olarak biliyorsunuz her pazartesi akşamı birbirinden kıymetli öğretmenlerle karşınızda oluyoruz. Ve yeni bir çalışma daha eklemiş olduk şu andaki eğitime dair paylaşımlarımıza. Bir de online seminerler düzenlemeye başladık. Salı günü de rehber öğretmenlerimize özel bir evde rehberlik uygulamaları adlı seminer düzenleyeceğiz. Tabii ki o sadece başvuran katılımcılar dahil olmuş olacak Zoom programı üzerinden. Yakında bununla evde sistem uygulamaları adında bir yine farklı bir online seminer düzenleyeceğiz. Sizler de katılmak isterseniz ya da yönlendirmek isterseniz öğretmenler arkadaşlarımızı yönlendirebilirsiniz, dahil edebilirsiniz. Buna benzer yine PYP ile ilgili yine bir online seminer düzenleyeceğiz. Yani canlı yayınlarımız bir taraftan devam edecek. Pazartesi akşamları saat 9'da karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan da online seminerler, artık onun ismi de ELP20 online seminerler. Bu da ELP canlı yayın programı şeklinde ilerliyor arkadaşlar. Bu programlarımıza, şu andaki canlı yayınımıza sorularınızla, yorumlarınızla katkı sağlayabilirsiniz. Ben misafirimi bekliyorum. Biraz önce girdi ama zannedersem bir durum mu oldu? Tekrar bağlantı kurmaya çalışalım kendisiyle. İngiltere'de, yani Türkiye'deki uzaktan eğitim süreçlerini hep beraberce okullar farklılıklar arz edebiliyor ama İlk günden itibaren Milli Eğitim'de okuyan çocuklarımız EBA programı takip ediyorlar. Evet Ahmet Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Melih Hocam. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? İyiyim çok şükür, sizler nasılsınız? Çok sağ olun, çok teşekkürler hocam. Her zamanki hocam. Gibi şıksınız hocam. Efendim çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bir mukavele, siz de aynı şekilde ikimiz de beyazları giymişiz. Beyaz ve yelek giymişiz, ben bilmiyordum böyle giyineceğini. Tamam güzel. Ben sana özel hazırlandım diyebilirim yani. Teşekkürler. Bunu buradan söylüyorum. Hocam sen şimdi yayına katılmadan önce ben ufak birkaç şeyi hatırlatıyordum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız da var. Onlar da duymuş olsunlar. Biliyorsun geçen sene sizi ve Hakan hocamla beraber ağırlamıştık. Çok da güzel bir yayın oldu. İngiltere'de evet, ebeveyn olmak konusunu konuşmuştuk. Evet. Gerçi izlemek isteyen arkadaşlarımız olursa Eğitim Liderleri YouTube sayfasında o yayın var. Oradan izleyebilirler. Her pazartesi akşamı eğitim liderleri olarak biz öğretmenlerimizin, anne babalarımızın karşısında oluyoruz. Bu yolculuğa şöyle başlamıştık. Yani öğretmenler odasında eğitim sohbeti tadında bir program aslında. Almanya, Avustralya, İngiltere'den de farklı konuklarımızı almıştık. Bununla ilgili oralarda neler oluyor, eğitime dair ne gibi çalışmalar yapılıyor aslında sohbet etmiştik. Buna yeni bir şey ekledik ilaveten şu anda. Bir de ELP online seminerler düzenlemeye başladık. Hı hı. Birinci seminerimiz şöyleydi. Zoom programı var. Hı hı. Belki orada da kullanılıyordur. Uzaktan eğitimde çok sık kullanılan bir program. Hı hı. Onun eğitimi, Zoom programı anlatan bir eğitim. İkincisi rehber öğretmenlerimize özel evde rehberlik uygulamaları. O da yarın gerçekleştireceğiz. Yakında da evde sistem uygulamaları diye bir programımız olacak. Eğitim liderleri olarak eğitime böyle katkı sağlamaya çalışıyoruz. Harika. Efendim tabii sizi tanımayan yoktur ama yine de Eğitim Liderleri sayfasında takip eden arkadaşlar açısından sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz Ahmet Hocam? Yani kısaca dersen sondan doğru geleyim. 14 senedir İngiltere'deyim. Bu 14 senenin neredeyse 14 senesi eğitimden geçti. Bu ilkokuldan
işte üniversite eğitimine kadar, Türkiye'den ya da dünyanın farklı yerlerinden dil eğitimine, üniversiteye, master'a gelenlere kadar farklı kademelerde eğitimle geçti. Kendim bizzat sizin gibi yetişmiş, özel yetiştirilmiş eğitimci değilim. Ama eğitimcilerle hep beraber ola ola artık bizim de üzerimize bir şeyler bulaşmıştır herhalde. Güzel şeylerden böyle yani. Ondan önce de İstanbul'daydım biliyorsun. Özel sektörde çalışıyordum. Ticari faaliyetler içerisinde bulundum hep. O şekilde. Hocam ben tabii seni ağırlamadan önce dedim eğitimin içerisinde kesinlikle öyle. Çünkü ya, şu anda galiba uğraştığınız işle aslında eğitimle ilgili Tabii, İngilizce dil tabii. eğitimiyle alakalı tabii ki. Dil eğitimi, üniversite, master, Üniversite, onlar da dahil. master belki onlara da değiniriz aslında. Sizin yayınlarınız da var o noktada. Peki hocam bizim şimdi Türkiye'de ilk vaka görüldü. Mart ayının içerisinde Sağlık Bakanımız tarafından açıklandı. Arkasından birkaç gün sonra hemen okullar tatil edildi. Tatil edildiği özellikle kullanıyorum. Normalde Nisan ayında bizim tatilimiz vardı okulda. Ara tatil. O ara tatilini öne çekmiş oldu. Bakanlık bir hafta tatil yapalım ama ikinci haftadan itibaren de artık okullara dönemeyeceğimizden dolayı uzaktan eğitimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz şeklinde. Burada bir takım belki takip ettiğin kadarıyla önlemler alındı. Özel okullarda kendi programlarını hazırladılar. Farklı programları kullanarak uzaktan eğitimlerine devam ediyorlar. İngiltere'de okullar bu süreçte ne zaman tatil oldu? Nasıl bir süreç işledi hocam? Şimdi İngiltere'de virüsün gelmesi aslında Şubat'ın başına geliyor. Yani Ocak sonuna falan geliyor. İngiltere'de ilk virüsün görülmesi. Yani bizde ilk vaka açıklandığı an bir şok yaşandı ya. İngiltere'de o gün aslında bir şok yaşanmadı. Kimseye umursamadı yani öyle söyleyeyim. Öyle bir durum yoktu. Çünkü ben Şubat'ın 25'inde Türkiye'ye geliyordum. Gelmeden önceki gün bizim çok yakınımızda bir kasabaya, köye neyse bir kişi orada virüse yakalanmış onu duymuştuk. Hatta eşimle konuşmuştum ya bak buraya yaklaşmış biraz dikkat etmek lazım bağışıklık sistemini güçlendirmek lazım falan diye. Yani aslında hiçbir şey yok o anlamda bir şey yoktu. Az önce benim eğitim konusunda danışmanlarımdan Hüseyin Kemal var oğlum biliyorsun. 9 yaşında 10 yaşında hep ondan öğreniyorum. İngiliz ilk öğretiminin derinliklerini ondan çözümlemeye çalışıyorum. Ona dedim ki ya koronayı siz ilk ne zaman duydunuz oğlum dedim. Bak bana şimdi soracaklar canlı yayında. O dedi ki baba korona diye anlatmıyorlardı. Biz haberlerden biliyorduk ama ellerimizi yıkamayı öğrettiler bize dedi. Böyle dedi hiç olmayacak şekilde. Normalde hani bunlar biliyorsunuz Batı kültüründe öyle sürekli bizdeki gibi el yıkama işte yemekten önce yemekten sonra ne bileyim o tarz bir el yıkama durumu yok. Nasıl dedim? Daha Şubat'ın ilk başlarından itibaren şunu yapmışlar. İşte yemeğe geçerken öğrencileri burada zaten sıra kültürü yani kesin olmazsa olmazdır. Sen de biliyorsun İngiltere'yi. Sıraya sokuyorlarmış. Ellerini yıkatıyorlar tek tek. Ondan sonra sırayla yemeğe geçiyorlar. Yemekten sonra tekrar sıraya sokuyorlar. Ellerini yıkatıyorlar. İşte oyuna geçiyorlar. Oyundan dönüşte sınıfa ellerini yıkatıyorlar. Tekrar bir başka teneffüste oyuna oradan tekrar dönüşte sırayla ellerini yıkatıyorlar falan. Böyle sabunlatıyorlar en az 20 saniye falan da. Ama dedi hiç koronavirüs falan demiyorlardı dedi. Ama bize bu alışkanlığı kazandırmaya çalıştılar dedi. Sonradan biz de biliyorduk kendi aramızda virüsten dolayı falan diye konuşuyorduk ama öğretmenler hiç söylemiyor dedi. Sonra dedi biz alıştık artık yemekten sonra da herkes hiç şey yapmadan hani çok fazla yönlendirme olmadan zorlama olmadan yıkıyorduk dedi. Ve artık şöyle bir şey yapmışlar Şubat aylarında başlamışlar okulda. Az önce ben o zaman söylememiştim de şimdi söylüyor ben sorunca. Mesela yemek işte kantinde yemek yiyecekler kalabalığı önlemek için artık sırayla almaya başlamışlar. Bölüm bölüm. Normalde diyelim 200 kişilik yemekhane ise, kantinse oraya 100 kişi almışlar ve sırayla bir grubu bekletmişler, oynatmışlar. İşte böyle bayağı bir diyor complicated bir şeydi diyor. Karıştırıyorduk biz de ne zaman gireceğimizi falan diyor. Öyle yani virüs o zaman ulaştı ama asıl panik neredeyse Türkiye ile aynı haftaya denk geliyor. Garip bir şekilde Türkiye'nin verdiği Yaklaşık bir tepki ay sonra galiba. tabii. Bir ay yani 23 Mart'ta okullar tatil oldu. Okullar tatil olmadan bir hafta önce falan ya da bir 10 yok 15 gün önce falan panik başladı. Hatta şöyle oldu. Virüs artmaya başlayınca Başbakan burada Boris Johnson meşhur oldu bizim Türk asıllı arkadaşımız. O dedi Türk ki asıl derken. o dedesinin Türk oldu. Çankırılıydı herhalde. Çankırı hemşehrimiz. O dedi ki çok böyle acımasızca bir açıklama yaptı. Dedi ki bu virüsten dolayı herhangi bir tedbir almıyoruz.
Ama bu süreçte bazı sevdiklerinizden daha erken ayrılacaksınız dedi. Böyle çok acımasızca bir açıklama yaptı. Duyduk biz onu, evet. Hatta Evet. Türkiye'de böyle bir açıklama olsa ne olur acaba diye. Ne Tabii tabii olacağı tabii çok çok açık ve aşikar aslında. aynen, faciaydı. Ve bu İngilizlerin bir stratejisi vardı. Bunu Hollanda'da uygulayacaktı. Hep ikisi de vazgeçtiler hızla. Sürü bağışıklığı hep söylenen şey. Temelde mantıklı. Yani bir şekilde biz bu virüse yani Temas muhatap edeceğiz. olacağız, temas Muhatap edeceğiz olacağız. illaki. Ama bu kadar acımasızca yapmamaları lazımdı. Yani böyle bunu en azından söylemeyin yapacaksanız diye. Bunu söylediler ama sonra 2 hafta içerisinde geri adım attı. Hızla okullar kapandı. Zaten bizim şöyle oldu. Okullar kapanmadan 4-5 gün önce biz Türkiye'de de başlayınca ve buradaki vakalar da artınca kendi aramızda arkadaşlarla, çocuklar okula giden arkadaşlarla konuştuk. Biz okula dedik ki aradık. Kemal de öksürüyordu hafiften. Okula dedik ki Hüseyin Kemal öksürüyor. Ne yapalım? Dediler ki hemen hiç gelmeyin. Daha tatil olacağı belli değildi daha henüz. Dediler 14 gün evden çıkmasın. Hemen okuldan öyle söylediler. Zaten 3 gün sonra da tatil ettiler okulu. Şu anda da tatil ve süresi belli değil. Ne zaman açılacak? Evet. Bir arkadaşımız hocam yayınları kaydedecek misiniz? Şu anda maalesef çıkmak durumdayım, sonra izleyeceğim diyor. Evet, yayınları kaydedeceğiz. Hem Instagram'da bir gün kalıyor, bir de YouTube'a da misafirimizin de izniyle YouTube'a da koyuyoruz, ama tabii canlı canlı izlemenin ayrı bir keyfi vardır. Soru ve yorumlarınızı ben bir son 10 dakikada almayı düşünüyorum. Çünkü görüntü noktasında da böyle daha sağlıklı oluyor. Yorumlarınızı şu anda kapattım müsaadenizle. Peki okullar tatil oldu hocam. Okullar tatil olmadan önce bir hazırlık var mıydı? Okullar tarafından size yönlendirilen herhangi bir şey. Tatil olduktan sonra nasıl bir süreç işledi? Eğitimle alakalı. Benim hatırladığım, tabii ben bir Türkiye'ye gidip gelince orada kaçırmış olabilirim. Bir ya da 2 hafta önce 2 defa e-mail gelmişti okuldan. Yani bu koronavirüs tedbirleriyle ilgili evde yapılması gerekenler. İşte şu an söylenen şeyler. Mümkün olduğunca evde kalın, farklı temas yapmayın, elleri yıkayın, yüzleri yıkayın, sık sık duş alın falan gibi. Bu tarz tavsiyeler gelmişti. Onun haricinde hiçbir şey yoktu. Yani herhangi bir yönlendirme yoktu. Peki sonrasında ne oldu? Tatil oldu, evet. Yani tatil mi oldu? Yani onlar da aynı şekilde tatil kavramını mı kullanıyorlar? Yani orada yoksa evet, şu anda mecburen ara veriyoruz ama eğitimimiz şu şekilde devam edecek gibi bir kavram mı kullanıyorlar? Nedir durum? Ya şimdi şöyle, Türkiye'nin bakış açısıyla biz tabii Türk haberlerinde düzenli izlemeye çalışıyoruz. Şimdi hiç olmadığı kadar izliyoruz. Türkiye'deki bakış açısıyla yani hayır eğitime tatil vermedik. Aslında eğitim online uzaktan devam ediyor falan gibi söyleniyor. Burada ben öyle bir şey duymadım açıkçası. Fakat her hafta çocuklara yani bizim işte veli e-maillerine çocuklar adına bir e-mail paketi gönderiliyor. Bir takım ödevler, bir takım programlar gönderiliyor. Daha ilk baştan da neler yapılacağıyla ilgili zaten hazırlıklılarmış belliydi. Bir de şöyle söyleyeyim. Bizim Türkiye'mizde olmadığı kadar bu adamlar online zaten çalışıyorlar. Sürekli bir online bizim ödevler. Yani çocukların sürekli zaten online yaptıkları bir şey var. İşte matematik şeyleri var. Sürekli birbirleriyle yarıştıkları matematik programları var. İngilizce'nin altında spelling ve guided reading dedikleri yani okuyup onu okuduğunu anlayıp onu yorumlayıp işte sorulara cevap verdikleri bir ders var. Bayağı bu ayrı bir ders, guided reading. O dersin şeyi var, application var mesela. Ve tüm okul, sınıf sınıf yarışıyorlar birbirleriyle. İşte matematik zaten öyle. Dolayısıyla bunu zaten yapıyorlardı. Şimdi bunu daha çok evde yani zaten okulda yapıp evde de ödev veriyorlardı onun üzerinden, sistem üzerinden. Çok fazla bir şey değişmedi adamlar için. Ekstra bir program ya da bizdeki neydi televizyonda çıkan şey? Eba. EBA gibi bir şey falan. Hatta biz ilk zamanlar araştırdık ya BBC'de var mı falan diye. Ben dedim o buldum arkadaşlar falan dedim. Arkadaşlara gönderdim. Dediler 30 yıldır var zaten. Buldum dediği bir şey. Ya Eğitim açık öğretim bölümü varmış. denilen kanallar aslında bizde de var. EBA formatı galiba biraz daha son zamanların gündemi oldu. Açık Ama öğretim yayınları Türkiye'ye uygun vesaire o. Türkiye'nin yapısına uygun. Türkiye'ye Eğitim uygun. sistemine Çünkü uygun. açık öğretim daha çok işte üniversite yönelik bir kanal. Onlar var. Aslında devam eden yıllardan beri olan bir kanal. Ama EBA özellikle işte ilkokuldan liseye kadar K12 dediğimiz boyuta hitap ediyor. Böyle bir durum. Peki şu anda EBA'nın açılımı ne? Bu arada sorayım merak ettim. Eğitim bilişim ağı. Evet. Dolayısıyla peki şey soracağım hocam, Ahmet hocam. Şu anda hocaların çocuklarla bağlantısı nasıl? Yani bir canlı ders var mı mesela? Biz şu anda şöyle yapıyoruz Türkiye'de. Yani daha çok özel okullar, ama devlet okulundaki öğretmenlerimiz de bu noktada onlar da farklı uygulamalar yapıyor. Genel hatlarıyla şöyle, ben onu özetleyeyim sana.
devlet okulundaki giden çocuklarımız Hı. EBA'daki televizyondan ya da internet üzerinden EBA'da günlük programlar yayınlandı. Onu takip ediyorlar. Sonrasında duyduğum kadarıyla, hocalarla da görüştüğümüz kadarıyla öğretmenler ona uygun WhatsApp üzerinden ya da farklı bir kanal üzerinden ödevlendirme veriyor. Ve böyle bir takip süreci. Bazı öğretmenlerimiz de farklı araçları kullanarak verileriyle de görüşerek günün belli saatlerinde canlı ders yapıyorlar. Biz özel okullarda bunu program haline getirdik tabii ki. Günlük canlı ders yapılıyor. 4 saat mesela bizde canlı ders var. Türkçe, matematik, İngilizce. Sizde nasıl böyle şey var mı? Böyle çalışmalar var mı? Şimdi bak, burada enteresan bir şey söyleyeyim. Seninle paylaşmamıştım. Şu an izleyen 26 kişiyle de paylaşayım. Şimdi bizim delikanlının şöyle güzel bir şansı var. Türkiye'de senin de tanıdığın özel okullardan birisinin müdürü arkadaşımız dedi ki Hüseyin Kemal katılabilir derslere dedi. Ve her gün 3-4 saat Zoom üzerinden derslere katılıyor Kemal. Bir Türk müfredatını bizzat ben de şimdi bir kere daha canlı görmüş oluyorum. Ve bir İngiliz çocuğu, yani İngiltere'de yetişmiş bir çocuk, Türk müfredatını görüyor, muhatap oluyor, yüzleşiyor. Mantık tabii çok farklı yani. Çok büyük şoklar yaşıyoruz. Yani değişik geliyor tabii her şey. Burada öyle bir şey yok. Şu an yani öyle bir Zoom üzerinden falan bir eğitim gibi bir şey yapmadılar. Çünkü yaklaşım çok farklı. Yani bir eksiklik olarak da görebiliriz. Biz de isterdik, keşke olsaydı Zoom üzerinden ders falan gibi, ama şöyle anlatayım. Burada İngiltere'de özellikle ilkokul düzeyinde iki dersin çok önemi vardır. Birincisi İngilizce, ikincisi matematik. İngilizce kendi içerisinde az önce söylediğim gibi guided reading, yani okuma üzerine. Okumayı ve okuduğunu anlama üzerine ve onunla ilgili yazılar yazma üzerine. Mesela işte bizde nedir? Bir kompozisyon yazacağın zaman giriş, gelişme, sonuçtur, değil mi? Bunlar şöyle öğretiyorlar. Bak, toparlayabileceksem şimdi Hüseyin Kemal izliyordur. Opening diye bir şey var. Giriş var. Build up, onu geliştireceksin. Yani bir hikayeyi geliştireceksin. Sonra problem oluşturacaksın. Bir problem çıkacak. Yani o hikayede mutlaka bir problem olması lazım. Sonra neydi? Şimdi aksanımı dalga geçecek kesin. Resolution mı? Öyle bir şey diyemedim. Resolution. O da Ya çözüm üreteceksin. Yani o oğlan babayı problemin. aksanını beğenmiyor ha, öyle mi Tabii, hocam? şu an dinliyordur aşağıda. Dalga geçiyordur benimle. Sonra da ending. Bitireceksin. Yani bunu öğretiyorlar çocuğa ve sen o hikayeyi oluşturuyorsun. Sürekli bunun üzerine çalışıyorlar zaten. İkincisi spelling. Tabii İngilizcenin Türkçe'ye göre çok saçma bir şeyi var. Heceleme derdi var. Bunu öğretmek zorundalar, yoksa yazamaz çocuk. Düzgün yazamaz. Yazıldığı gibi şey, okunduğu gibi yazılmadığı için ya da yazıldığı gibi okunmadığı için böyle bir dert var. Bir de matematiğe çok önem veriyorlar. Diğer dersler ne peki? Science var mesela, fen bilimleri. İşte ve tarih, coğrafya ya da diğer dersler var. Bu dersler daha çok kültürel olarak işlenir. Ve onlar tamamen oyunla verilir. Bizim Genel yüz kültür gibi değil mi? Daha genel çok böyle kültür gibi ama okuyarak. çok kalıcı hafızaya atılan bir genel kültür düşünün. Yani çocuk onu yaşar, yaşatırlar onu. Mesela bir örnek vereyim. Bak, şimdi yanımda getirdim özellikle. Ben böyle bir soru beklediğim için. Şimdi geçen Türkiye'deki derse katılıyor. İlk derslerden bir tanesiydi, coğrafya dersi. Ben de burada dinliyorum. Arkamda Kemal bilgisayardan katıldı Zoom üzerinde. Çok güzel bir şey oldu şu anda yani anlattığın şey Ahmet Hocam. Evet. Karşılaştırmalı canlı canlı uy. Yaşadığınız bir şey anlatıyorsunuz. Çok güzel oldu. Şimdi bak, şimdi benim için de çok enteresan bir şey. Şimdi coğrafya dersi, anladığım kadarıyla herhalde coğrafya, yani bir şey bir ders istiyor da coğrafya dersi tahmin ediyorum. Orada şeyleri yapıyor. Farklı ürünlerin ülkemiz içerisindeki şehirlerde neler yetiştiğini anlatıyor hoca. Ve şimdi bizim tabii alışık, biz Türk milli eğitiminde yetiştiğimiz için ben hemen anlıyorum, ama ben çocuğun öyle tepki vereceğini bilmiyorum. Çünkü yanında izlemiyordum o sırada. Yanında not kağıdı vardı. Böyle işte elinde kağıtlar aldı. Kağıt kalem yazıyordu bir şeyler. Kemal'de. Şimdi hoca anlatıyor, diyor ki işte ayçiçeği Trakya yöresinde yetişir. Şöyle böyle. Bu sınavda sorulur, bunu çizin diyor. Tamam mı? İşte zeytin Marmara yöresinde, Gemlik'te bilmem nerede yetişir. Bu sınavda sorulur, bunu çizin diyor. Ben duyuyorum parça parça böyle. Ondan sonra işte başka neler var? Şuradan bakayım. İpek böceği. Bu İşte sınavda şurada yetişir sorulur bilmem çizin. ne. Bu sınavda çizin demiş. Pirinç, işte tavuklar neler beslenir falan bir mevzu geçiyor orada. Bunlar diyor önemli falan filan diyor. Bunları da çizin falan demiş. Balıkesir ya, demiş. Neden Balıkesir'i söyledim? Üzüm anlatmış mesela. Bakıyorum burada. Sonra işte Marmara bölgesi. Batman'da işte bir mevzu geçmiş. Batman'da neydi? Petrol.
rafineleri olduğundan Evet. falan bunları yazmış. Bu sınavda çıkar çizim. Bak göstereyim. Mesela şöyle şu parçayı tam göstereyim. Bak şimdi ayçiçeği demiş ya. Ayçiçeğini Aa, evet. şimdi o hoca diyor ki çizin diyor ya, altını çizin diyor ya. Burada yetişen metodoloji bir şey çizin diyorsa o çizilir. Onun resmi yapılır. O kesilir. O ayçiçeği renklendirilir. Gerekiyorsa o ayçiçeği burada yetişebiliyorsa yetiştirilir. Anlatabildim mi? Hocam Bak Hüseyin özür dilerim. Kemal İpek böceği devam demiş. et. İpek böceği çizmiş. Tavuk mesela tavukları anlatmış. Altını Pirinçlerden çizin onların demiş, resmi. çizmiş çocuk. Tavuğu çizmiş. Civcivleri çizmiş burada. Tamam. Balıkesir'i yalnız anlamamış. Kemal'cim Balıkesir'i anlamamışsın, aşağıda dinliyorsan beni. Balıkla esiri ayırmış. Balık yazmış onu. Balık Çifte çizmiş, bir yetmeyince de esir balık çizmiş. çizmiş. Balık çizmiş. Onu da esir gibi etrafını kapatmış. Esir almış yani. Tamam mı? Balıkesir'den bahsedince onu Balıkesir şehrini anlamamış. Bir şey çizmiş. Bu ne bilmiyorum yazmış. Ne çizdiğini de Çok bilmiyorum. iyi örnek oldu hocam ya. Mesela Batman çizmiş. Batman var ya. Evet. Bir Batman'i gösterebilir çizmiş. misin hocam? Allah Allah. Batman çizmiş. Bunu biraz ben sonradan dedim ki ya bunu ben şaka olsun diye yaptım. Anladım dedi. Aslında Batman şey yapıyor. Petrol buluyor. Batman'da. Marmara bölgesini çizmiş. Ondan sonra işte bir şeyler yapmış burada. Karadeniz'i çizmiş. Karadeniz'i bir Ama bir şey işte. söyleyeyim. Ha Karadeniz'de özür dilerim bak. Karadeniz'de balıkçılık çok şey yapıyor. Bir tane balık tutan adam var. Gördün mü? Bak şurada balık tutan adam Evet. var. Dersin notlarını böyle almış. Mantığı anladın mı? Ben Hüseyin Kemal'i ve o dersi dinleyen Türkiye'deki öğrencileri bu konuyla ilgili şöyle bir reflection, yani geri dönüşüm yapılsa galiba Hüseyin Kemal daha çok cevap verir. Bilmiyorum. Çünkü Ama kendine göre kalıcı tahmin olmuş. evet. Evet, kalıcı. Mesela bak şimdi ben tabii hocalarımızı, değerli eğitimcilerimizin herhangi bir şey yok burada. Müfredat önüne ne konuyorsa veriyor. Şimdi bak. Bu ne oğlum dedim. Çatom diye bir şey yazdırmış. Çok amaçlı. Çotam mı? Çatom mu? Neyse. Çok amaçlı toplum merkezi. Şimdi bu bölgenin işte bir şeyler yazmış burada. Bunu birkaç dakika hoca anlattı bu. İşte Güneydoğu Anadolu bölgesinde çok çok amaçlı toplum merkezi falan varmış. Bunu mesela hangi çocuğun ilgisini çekiyor ki? Yani ne alakası var? Çekmez. Yani Sınavda bunu niye çıkar altını öğretiyorsun ki çizin. mesela? Ama hoca da bunu öğretmek zorunda. Mesela bir sonraki derste sevgili hocamız bizi dinliyorsa hani kusura bakmasın onu eleştirmiyorum kesinlikle. Mesela kara akbabaları öğretti. Ya kara akbabayı işte Eskişehir'de yetişirler, Ama şurada hocam olabilir. Ama bu kadar detaya gerek yok ki yani. yani işte Aslanı öğretmek bilsin çocuk şeklin mesela. öğretmek Kediyi bilsin. şimdi Daha bir çok şeyleri bilsin. değerli bir öğretmenimiz de izliyor. Sosyal bilgiler öğretmeni yazdı oradan soru işareti kısmından. Sosyal bilgiler dersi öğretmenim diye eklemiş sağ olsun. O da yorum yaparsa çok mutlu olurum. Çünkü onun farklı anlatan bir arkadaşımız. O çok böyle arayış içerisinde olan, çok farklı zenginlikler katan bir arkadaşımız. Yani evet belki müfredat gereği vermek zorunda ama o şekilde vermek zorunda değil hocam. Ya Yani altındaki büyük ben öyle şey bu. söyleyeyim, siz öbür tarafını siz söyleyin. Aynen. Peki tamam, şu anda matematik ve İngilizce önemli dedik. Şu anda şu durumda çocuklar okula gitmiyor. Bu iki dersle ilgili özel bir çalışma mı yapılıyor? Ne İşte yapılıyor şimdi yani daha bu? önce kullandıkları online application'lar, programlar var diye. Onu Evet. şimdi daha yoğun kullanıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar. Şu an sınıfı, bütün sınıfı görüyor Hüseyin Kemal. İşte diyelim matematikte nerede olduğunu görüyor. Bir challenge yapıyorlar sürekli. İşte bu hafta ben birinciyim. İşte hafta, geçen hafta şu arkadaşım birinci oldu, ben ikinci oldum, üçüncü oldum falan. Böyle bir sürekli bir yarış var. Yani o zihinlerini sürekli canlı tutmak, matematikte ve İngilizce'de canlı tutmak için şey yapıyorlar. Mesela geçen hafta hocası aradı. Kemal çok kitap okur. Öğretmeni aradı. Bu arada öğretmenler arıyor. Yani Ya onu öğretmenler soracağım size. arıyor. Tabii Öğretmenlerin tabii. teması nasıl? Sıcak teması telefonla mı bağlantı Tabii kuruyorlar? tabii yani tabii. Mesela bir not falan varsa diyorlar okul açık, resepsiyona gelin. Bu arada okulların her okulda mutlaka bir sınıf, iki sınıf açık şu anda. Öğrenci gidiyor mu? Gidiyor tabii. Kimler Nasıl yani? gidiyor? Bu mesela enteresan. Evet, Türkiye'de yok benim enteresan. bildiğim kadarıyla. Yok. Key worker diyorlar. Key worker. Yani polis, hemşire, sağlık çalışanı, mecburi çalışmak zorunda olan çocukları belli bir sosyal mesafeyle sınıflar daha böyle beşer kişilik, onar kişilik olarak 3-4 sınıfa yayılıp okutuyorlar o çocukları. Eyvah. Tamam, sabah alıyorlar, akşam Biz bırakırlar. anlayış bekledik hocam. Yani herkesten bu noktada anlayış bekledik. Keywords'ler. Farklı O tabii yüzden okullar şartlar. açık, gidip bir şey alabiliyorsun yani. Mesela kitap almak istesen gidip alabiliyorsun falan. Okul çalışıyor hala. Resepsiyonlar açık yani.
Evet. Çok iyiymiş. Peki diğer tabii ki kültürel yönleriyle hani diğer dersler biraz daha kültür olarak veriliyor dedin ya hocam. Orada şu anda ona yönelik öneri mi, tavsiye mi var yoksa biraz çocukların Yok. kendi inisiyatifine, ailelerin kendi inisiyatifine mi bırakılmış? Yoksa zaten Şimdi kaygı gütmüyorlar diyorsunuz herhalde onların. mesela şöyle bir şey anlatayım. Bunu ben bir videoda anlatmıştım. Mesela sesleri işledikleri zaman ve science dersinde sesleri işliyorlar. Fen bilimleri dersinde sesleri işliyorlar. Nasıl kültürel olarak verilmesi nedir? Diyorlar ki, hoca diyor ki, gidin evinizde herkes farklı bir enstrüman oluştursun. Yani notaları, ses dediğimiz bir şeyden ses nasıl çıkar? Yani bir materyalden, fiziksel bir şeyden ses nasıl çıkar ve ne tür sesler çıkar? İşte bunu işliyorlar. Fen dersi bu. Geliyor Kemal buraya, işte o eve, anne ben bir şey yapmam lazım, bir enstrüman yapmam lazım. Bana işte neydi? Trampet düştü. Trampet yapacağım. Herkes farklı Evet enstrümanı evet anlatmıştım onu, hatırlıyorum. biliyorsunuz. Şimdi bakın, bunu sonra işte o trampeti yapıyorlar. Sonra beraber planlama yapıyorlar. Çok kısa geçiyorum. Video var bununla ilgili. Uzun uzun anlattım. Şimdi sıkmayayım milleti. Burada yapıyor. Sonra bunlar bir grup kuruyorlar. Sonra o bir şarkı yazıyorlar. Sonra bir notalar oluşturuyorlar. Bu 2-3 hafta sürdü. En sonunda da bütün okula konser verdiler. O senenin sonunda da Hüseyin Kemal'i çağırdı müdür, teacher. Tebrik etti organizasyonu yaptığı için. Ve böyle bir grup kurduğu için, çok başarılı bir grup kurduğu için falan filan. Bu nereden çıktı biliyor musunuz? Normal bir fen dersinin sesleri işledikleri bir konudan çıktı. Ama hoca bunlara engel olmadı. Tamam yapın dedi. Ve devam edip ve artık bu çocuğun mümkün değil notaları unutması. Bir organizasyon kabiliyeti gelişti. Ekipçe bir şeyler yaptılar. Alkış aldılar milletin ortasında. Başarılı bir şey yaptılar sonuçta. Enstrümanların farklı farklı sesler çıkarabildiğini kendileri yaptılar. Evdeki tencere tavadan yaptılar bunu. Şimdi bunu online olarak verebilir misiniz? Yani veremezsiniz. Yani mesela tarih dersi işliyorlar. O tarih dersini ya da gölleri işliyorlar ya da nehirleri işliyorlar. O nehirlerle ilgili herhalde 15-20 dakika bir tahtada ders anlatmıştır hoca. Geri kalan bütün zamanı dışarıda, sahada. Zaten ortalık göl, nehir dolu burada. Sürekli yani bizden sürekli izin istiyorlardı. Haftada bir günü, 2 günü işte falanca nehir, falanca çay kenarı, falanca bilmem nereye gidiyorlar. Mesela İngiliz tarihi, Roma tarihini işliyorlar. Bütün kaleleri, etrafımızdaki kaleleri geziyorlar. Zindanları geziyorlar. Orada gezilerde anlatıyorlar. İşte bak burada böyle olmuş. Romalılar böyle yapmış. Şeyler neydi İngilizlerin eski? Aklıma gelmedi. Onlar öyle yapmış. Böyle bir sürü şey anlatıyorlar. Şimdi bunu online işleyemezsin değil mi? Bu kültür dedim ama bu Tabii. kalıcı hafızaya atılan bir şey. Bu çocuk bunu bir daha unutmuyor. Peki, biz mesela diğer Türkiye'de kaygılandığımız noktalardan bir tanesi de bu. Bununla ilgili ben yayın da yaptım ama mesela Tamer Hoca ile görüştük. Çocukların özellikle ruh sağlığı, evdeki psikolojik durumu, bu süreçte nasıl etkileniyorlar gibi. Hocam da çok güzel altını çizdi. Dedi ki aslında çocuklar için çok konuşuyoruz ama anne babalar için az konuşuyoruz. Öncelikle anne babalar kendisine neler yapıyor? Bu Evet. noktada kendi ruh sağlıkları ve psikolojikleri için neler yapıyor? Aslında kendileri iyi olacak ki çocuklara iyi olsun gibi güzel bir yayın yaptık geçen hafta. Ama biz yine buna rağmen işte online derslerde ya da normal derslerde sıkıntı yaşayan çocuklar olduğu zaman, işte ağlayan, sızlayan olduğu zaman velilerle bir şekilde temasa geçiliyor ve rehber öğretmenlerimiz devreye giriyor. Rehber öğretmenlerimiz yine uzaktan onlara destek olmaya çalışıyorlar. Bu hususta çocukların bu ruh hali ve psikolojik durumunu düşünüyor mu şu andaki İngiltere'deki öğretmenler? Ne durumda, ne yapıyorlar? Peki ben sana sorayım burada. Biraz rolleri değişelim hocam. Rehber Olur. öğretmen ne yapıyor? Ne soruyor? Aslında rehber öğretmenler ne yapıyor? Tabii ki Ne öğretmenden konuşuyorlar? öğretmen değişir ama galiba dinliyor ve anlamaya çalışıyor onu ve ona göre yönlendirme yapıyor. Başka ne yapabilir ki uzaktan? Peki Yani Türkiye'deki yani çocuk nasıl şey yapabilir? Yani ruh halini nasıl düzeltebilir? Siz ne tavsiye ediyorsunuz eğitim üzerine olarak? aslında şöyle, bir kere ailenin tutumunda sıkıntı varsa onu tespit etmeye çalışılıyor. Yani bu ev ortamında aşırı derecede gündemdeyse bu süreç, virüs olayı mesela, bir kaygı durumu varsa, işte medyadan sürekli bir izleme durumu varsa, aile kendi işleriyle meşgul olurken çocuğu teknolojik kullanımı noktasında çocuğun tamamen inisiyatifine bıraktıysa, yani çünkü artık çocuklar mecburen tabletin, bilgisayarın, telefonun karşısında. Mecburen karşısında şu durumda. Bütün bunlar varsa bunlar anlamaya çalışılıyor. Burada aileleri aslında biraz daha çocukla görüştükten sonra arka taraftan aileyle de görüşülerek aileleri doğruya kanalize ettirmeye çalışılıyor aslında. Yapılan şey bu. Ancak bunlar belki
ortam stabil hale getirilebilirse, ideal hale getirilebilirse o kadar faydası olur. Anladım. Ekstra başka bir şey varsa, tabii klinikle ilgili psikiyatrik kısmı varsa, o noktada uzaktan olabildikleri kadar oluyorlar aslında. Aynen. Hocam şöyle, burada benim gördüğüm, zaten buna herhangi bir bu gündem oluyorsa da haberimiz olmuyor şu anda. Neden? Buna çok büyük bir ihtiyaç yok. Birincisi, evler %90'ı, sen biliyorsun da, yani gördüğün için biliyorum, %90'ı bahçeli. Ve arka bahçede, yani burada derler ki çocuklar, ya işte sokaklarda Avrupa'da çocuk göremez. Tabii göremez. Çocuk arka bahçede çünkü. Yani sokakta oynamasına gerek yok. Arka bahçesinde oynuyor. Birbirlerine partilerine gidiyor, bilmem ne, davetlerine arka bahçelerine gidiyor. İkincisi, yani bunu güzel yapmış adamlar. Yani güzele güzel Çok demek doğru. lazım. Takdir Çok etmek doğru. lazım. Biz Çok bunu niye doğru. yapmadık diye de kendimizi eleştirip düzenlemek lazım. Kötü şeyleri ayrı bir konu. Bak, el yıkamayı az önce bahsettik. Bazen ben böyle konuşunca Avrupa hayranıymışım gibi algılandığı için düzeltiyorum özellikle. Ya içinizde arada çıkıyor canım, Avrupa Yani, hayranı, o başka. evet. İkincisi, parklar var hocam. Çok güzel parklar var. Şimdi, yani iki Doğru. güne bir Hüseyin Kemal ya da çocuklar bıkıyor bile gezmekten. Bisiklete biniyor, top oynuyor. Yani devasa parklar var, yeşillik. Park dediğimiz yerler böyle üç tane salıncağın olduğu yer değil. Biliyorsun, Çok 30-40 doğru. dönüm en az böyle büyük ormanlık. Şimdi böyle bir ortamda çocuğun ruh haliyle ilgili herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabii şu var ama. Ne yapıyorlardı? 8.45'te o derse başlıyorlardı. Daha 3.30'a kadar. Tabii ki bir zorluk oldu. Mutlaka bir zorluk oldu. Ama herhalde maalesef İngiliz çocukları Türkiye çocuklarına göre daha Evet, şanslı ben gibi. de o konuda kesinlikle katılıyorum. Maalesef. Türkiye'de bununla ilgili hatta böyle biraz mizahi oldu. Şey, bir tane zenginin biri, şimdi belki ismini söylemeye gerek yok. İşte Belki selfie izliyor çek. olabilir mi diyorsun? Hayır, o izlemiyordur da izleyenler biliyordur tahmin ediyorum. Ben söylemeyeyim. Selfie çekilmiş evinin orada galiba. Altta da yorumlar var. Evde kal Türkiye, sokağa çıkma, dur, çıkma falan diye bir sürü yazmışlar. O da arkasına yorum yazmış. Demiş ki zaten evimdeyim. Boğazın kenarı, yalı, dışarı Sakin ol çıkmış. champ diyor. Sakin ol champ. Aynen ha, Zaten sakin evdeyim ol. diyor. Zaten evdeyim diyor. Onun gibi gerçekten ülkemizde tabii ki bu imkanlar olan insanlar biraz daha belki bahçe ortamı çok kıymetli. Şu anda ben mesela yaşıyorum yani bunu. Evin o şekilde müstakil bir bahçesi yok. İnemiyorsunuz, çocuk sürekli evde. Sürekli evin içerisinde, o odadan o Bak, odaya. bugün dün Ama hava o çok noktada güzeldi. Tabii geçtiğimiz 2-3 haftada çoğunlukla güneşliydi hava. Bak, bugün ben dışarıdayken bir geldim. Çocuklar toprağı kazmışlar. İki kardeş işte. Sürekli toprakta oradan oraya oradan oraya. Debeleniyor. Üstleri başları bakmış falan. Eve öyle giriyorlar falan. Artık hiç umursamıyoruz. Ama oynuyor. İzleyen bir arkadaşımız yorumları kapattınız mı diye sordu. Evet, yorumlar kapalı çünkü yorum ve beğeni akışında Ahmet Hocam misafirimiz net gözükmüyor. Böyle daha iyi oluyor. Soru sormak isterseniz hemen soru işareti kısmı var. Oraya yazarsanız sorularınızı ben hocama yönlendireyim. Böyle daha sağlıklı olacak. Bir de hocam Hüseyin Kemal'e talip var Türkiye'den. Keşke benim dersime gelse de diyor. Biraz önceki öğretmenimiz Fatma öğretmenimiz. Çok sevdiğim öğretmenimiz. Gelse de diyor, benim dersimi de böyle resimlese çok mutlu olurum diyor. Böyle Güzel. bir Güzel. yorumu Olur oldu. olur. Olur. Mutlu söylerim. Hüseyin Kemal Bey'e iletirim talepleri. Bir yorum da şöyle hocam. Bizim iki kardeş de arka odayı kazıyor diyor. Türkiye'de. Güzel. Çok Hocam. iyi. Evet. Çok iyi. Bir soru geldi. Hüseyin Kemal seviyesindeki. Hüseyin Kemal şu anda ismi geçtiği için artık hakkını da helal Tabii. etsin. İsmini kullanıyoruz. Babamız da rahat. Bu noktada şey oldu. İzliyorsa izin almış olalım bu vesileyle. Thank you Hüseyin. Hüseyin'in yaşı kaç şu anda izleyenler için, yaş grubu? Onunla bağlantılı bir soru 10 soracağım hocam. yaşına gelmeye doğru gidiyor işte. 2-3 ay sonra 10 yaşına, Evet. 9 yaşını dolduracak daha doğrusu. 9 yaşında. Biraz önce bahsettin ya hocam, ona bağlantılı şöyle bir soru geldi. Müze eğitimi nasıl oluyor? Geziler nasıl oluyor diye bir soru geldi. Hüseyin eğitimin, Hüseyin'in, Kemal'in müzelerle Ya eğitim. bir kere ya şimdi çok şey farklı. Şimdi müzeler bizim müze gibi değil. Biz geçen bir geziye gittik. Bestami Köse vardır. Ünlü bir gezgin. Bilenler bilir. Onunla beraber İngiltere'ye geldi o. Study Eco sponsorluğunda. Ya dediler ki Black Country Living Museum diye bir şey var Birmingham'da. Çok güzel bir müze falan. Hayır, hadi gidelim dedik. Biz 2 saat zaman ayırdık oraya. Gezi programı yaparken 2 saatte dedik hallederiz. Müze dediğin nedir ki yani? Ya müzeye bir girdik. Yani sabah gitmen lazım. Orada işte erkenden varıp kahvaltını yapıp gezip öğlen yemeğini yiyip işte akşam ta akşama kadar kalıp böyle çıkman lazım. Öyle bir yer. Nasıl bir müze?
1900'lü yılları, 1900'lerin başını göstermek için yapmışlar o müziği. Ve o zamanki bir köyü aynen korumuşlar. Ve köydeki bütün yaşamı aynı şekilde devam ettiriyorlar şu anda. Nasıl? Kafe var. Kafe aynen devam ediyor. Satış yapıyor. Kahveni alabiliyorsun 1900'lü yılların kıyafetleriyle, 1900'lü yılların kaplarıyla. Bütün tasarım öyle. Diyelim fişen çiftçiler balık ve çips şeyleri verirler. Patates kızartması burada meşhur İngiliz yemeği. Aynen devam ediyor. Aynı şekilde. Pubları, barları vesairesi, dükkanları, işte sanayi şeyleri. Tabii bazı şeyler var. Mesela bisiklet dükkanı var. Hani alamıyorsun bisikleti ama adam sana sanki satacakmış gibi anlatıyor her şeyi. Kıyafeti ona göre anlatıyor. Bisikletin özelliği bu. Yeni keşfedildi. Şuru yapıldı. Yeni bir özelliği bu. Bilmem ne anlatıyor. Tamam. Şimdi orada grup grup çocuklar geziyordu. Tabi yasak olduğu için yüzlerini falan çekemiyoruz. İzinsiz çekmek yasak. Orada da gösterdim hatta arkadaşlara. Bak dedim, şu çocukların yani 1900'lü yılları öğrenmesiyle kitap üzerinde öğrenme arasında ne kadar fark var değil mi? Şimdi Tabii biz ki. bir görsek 1900'lü yılların, Kurtuluş Savaşı'nın yapıldığı yılları bir müzede ama böyle açık hava müzesi düşünün. Sabah varacaksın akşama kadar. Orada piknik yapacaksın, orada oyunlar oynayacaksın. Orada mesela çocukların ellerine şeyler veriyorlar, sorular veriyorlar. Diyorlar ki dev gibi alan düşün, koca bir köy düşünün yani. Belki 500 kişinin çalıştığı, belki 1000 kişinin çalıştığı bir ortam düşünün. Diyeceksin ki bu soruların en sonunda cevabını istiyorum. O gezerken zaten o sorular cevapları karşısına çıkacak, bulacak, birbirleriyle yarışacaklar, oyunlar oynayacaklar. Mesela ta o zamanlar ilk yapılan o elektrikli otobüsleri koymuşlar. Otobüslere bindiriyorlar çocukları. Köyün bir ucundan bir ucuna gidiyorlar. Mesela ilk kömürlü çıkartıp teknelerle şeylerle geliyor kömürler. Oradan elektrik üretme, makinalar. Çalışıyor hala. Adam gösteriyor mesela onları nasıl yaptığını falan filan böyle. Peki Eski bunu evler. peki hocam Ahmet hocam şey mi? Tüm öğrenciler İngiltere'deki tüm öğrenciler gidiyor mu? Belli bir bölgenin çocukları mı ya da Şimdi bu mesela inisiyatife mi bağlı? bizim bölgemizdeki bir müze bu. Ama bu tarzda müzenin mantığını anlatmaya çalışıyorum. Yani müzelerin mantığı böyle. Hep sürekli uygulamalı, sürekli şeyle. Şimdi oraya giren tabii dersler Müzede de dersler müze yapılıyor eğitimi dedi aslında. ya hocam. İşte eğitim Doğru. yani otomatik olarak o müzede zaten ders yapılmış oluyor. Topyekün bir eğitim verilmiş oluyor çocuklara. Bugün gitsek Manchester'da da başka bir şey vardır. Ya da oranın tarihiyle ilgili bir şey vardır. Her şehrin o bölgenin genel tarihiyle ilgili de ve o yılların işte 1900'lü yıllara çok önem veriyorlar. Bir de çok eski tarihleri anlatıyorlar. Bu da şeyler var. Geçen mesela ben ona çok şaşırdım. Eğitim metodolojisi anlamında çok yanlış olduğunu düşündüğüm bir şey. Sonuçta büyük insanlar izliyor şu anda. Söylememde bir sakınca yok. Burada yapılan işkenceleri anlattı bana Kemal. Yani o bildiğimiz işte giyotini yok işte. Ne dedi ya? İngilizce bir tabir söyledi. İşte bir kişiyi öldürmek için önce dedi bu şey yapıyorlar. İdam şeyine bağlıyorlarmış. Sonra o idam ettikten sonra tam ölmeden indiriyorlarmış aşağıya. Sonra onu biraz yakıyorlarmış. Sonra onu kesiyorlarmış falan. Oğlum dedim sen bunu nerede öğrendin? Okulda öğrendim dedi. Allah Allah. Dedim nasıl? Dedim işte Warwick Castle'a gittik ya baba. Orada bir zindan vardı. Orada anlattılar dedi. Okul götürdü ya dedi. Mesela bu biraz garip geldi bana. Ama Evet. bunu da utanmadan anlatıyor adamlar. Yani yaptıkları pislikleri de anlatıyorlar Pislikleri de aslında. anlatıyorlar. Ha. Ben mesela aslında o şeyi anlatırken müze eğitimini o açık hava kısmını anlatırken aslında içimdeki soru buydu. Yaptıkları yanlış şeyleri de acaba aktarıyorlar mı kısmını Bak soruyor ki mesela bir valla örnek vereyim. içimden geçen soruyu cevaplandırmış oldum. Çocukluğumuzdan beri sen de bilirsin. Hani derler ya şemsiye niye keşfedilmiş Avrupa'da? Hani atılıyormuş falan. Ben bunu hep bizim bir takım muhafazakarların abartması zannederdim. Yani Ha, şemsiyenin niye tuvaletle keşfi? alakalı. Tuvaletle ilgili olan şemsiyenin Tabii. keşfi işte atıyorlarmış dışarıya falan ya. Bunu çocuklara dersin içerisinde yani ders dediğimiz yine müzedeki dersin içerisinde anlatmışlar. Kemal dedi ki tuvaletleri, o şemsiyeyi bu yüzden yapmışlar. Olmuyor mu? Gerçek mi bu? Evet aynen diyor. Ve bunu derste öğretmişler çocuğa. Yani aslında şöyle bir şey, nereden nereye geldiğimizi de çok objektif olarak aslında yansıtıyorlar. Biz neredeydik, bak ne yapıyorduk, şu an neredeyiz gibi. İkisini de karşılaştırmayı tamamen çocuklara bırakıyorlar. Çok enteresan. Evet. Peki hocam, Ahmet hocam şu andaki bu süreci ne öngörüyorlar? Yani çocuklar sizin İngiltere'de okula ne zaman dönecekler? Belli mi? Bir açıklama var mı? Bununla ilgili ne yapıyorlar? Şu anda resmi hiçbir açıklama yok. Dün haberlerde izliyorduk hatta Milli Eğitim Bakanı açıklama yapmış ve işte bütün okulların birliği böyle teftiş kurulları başkanı mı ne birisi vardı. O da açıklama yapıyordu. 4 hafta sonra
peyderpey açmaya başlayacağız tahmin ediyoruz falan diye. Çünkü şu an 2 haftalık bu arada tatil var. İngiltere'de Easter tatiline girdik. Normalde okullar 2 hafta tatil şu anda. Resmi olarak da tatil yani. Sonraki 2 haftada açılmayacağını tahmin ediyorlar bu arada, bunların hepsi tahmin. Ondan sonra hatta Hüseyin Kemal diyordu, babaya acayip sıkacaklarmış bizi falan diyordu. Haberi dinledi. Çok daha fazla ödev vereceklermiş falan diyordu. Daha yoğun bir 1,5 ay bekliyor. Burada Temmuz'un 20'sinde kapanıyor okullar malum. Türkiye'de de herhalde öyle oldu. Yaz tatili biraz kısaldı. Burada 6 hafta yaz tatili var. Temmuz'un 20'sine kadar okurlar artık ondan sonra. Yani Haziran'ın ortasında açılsalar bir ay daha gider Ama okurlar. yine bir Haziran'ın ortasında galiba açılacak öngörü öyle herhalde, Şu an tahmini. öyle tahmin edildi. Evet. Evet, Türkiye'de de benzer yorumlar var. Özellikle bayramdan sonra. Hani birkaç hafta, tabii bilim kurulunun açıklaması da burada önemli ama eğitim camiasında fısıltı olarak konuşulan şey bu. Bayramdan Bu sonra arada, evet. öngörülüyor. Bilmiyoruz tabii Öngörülüyor. ki. Tabii hep bu çok belirsiz bir şey. Dünyanın bilemediği bir şey. Bu Evet. arada bir şey söyleyeyim. Az önce söylemeyi unuttum. Şimdi eğitim metodolojisi farklı dedim ya. Adamlar hani siz dediniz okul şu anda nasıl bir ödev veriyor ya da nasıl dersleri takip ettiriyor falan. Hep ben online dedim. Bu aslında son 10 yıldır böyle hızla değişen bir şey. Özellikle üniversiteden aşağı doğru inen online'a geçiş var. Uzaktan eğitime geçiş var. Çünkü şöyle bir mantık var. Diyor ki adamlar, mesela üniversite burada 3 yıllıktır. Normal bizim 4 yıllık fakülteler burada 3 yıldır. İşletme gibi mesela benzeri bölümler ya da mimarlık farklıdır, tıp farklıdır ama normal bölümlerden bahsediyorum. 3 yıllıktır fakülteler burada. Diyor ki adam, mantık olarak ben bunu çok akademisyenden dinledim. Ya diyor, bak bu ilk 2 yıl var ya diyor. Zaten üniversiteye gelse de o sırayı işgal etse de ben ona 10 dakika bir şey anlatacağım, gidecek ona ödev vereceğim diyor. Yani dersler öyledir çünkü. Hep kendin, yani öğrencinin kendi kendini araştırıp öğrenip sonuca ulaşmasıyla ilgilidir. Ben şeylerle konuşuyorum. Buradaki üniversite öğrencileri de abi acayip yoğunuz diyor. Kaç dersin var diyorum. Bu dönem kaç ders alıyorsun diyorum. 3 tane ders diyor. Ya diyorum, ben senin iktisat okurken, sen de iktisat okuyorsun, 3 ders alıyorsun. Ben İstanbul'da iktisat okurken 12 ders alıyordum. Ve ben yoğun olduğumu hissetmiyordum. Nasıl yoğunsun diyorum. Abi diyor, öyle ödevler veriyor ki diyor. Benim o ödevi yapabilmek için İşte bu Çok hafta benim doğru. 2000 sayfa yazı okumam lazım diyor. Bir sürü araştırma yapmam lazım diyor. Ki o ödevi yapabileyim. Onunla bir essay yazabileyim diyor. Şimdi bu mesela şu anda Türkiye'de hani uzaktan eğitim mantığı bu korona sürecinde biraz insanlara böyle Direkt itiledi. gündeme geldi. Direkt gündeme geldi. Oysa tüm Batı ülkelerinde var olan Tabii. zaman kazandıran, mesela bizim Stadia kursunda var böyle bir programı. Böyle bir reklam yapayım bu arada. Evet hocam. Bence bahset, Reklamı da çünkü yapmış izleyen olurum. öğretmenlerimiz bu noktada istifade ederler. Şu andan istifade ederler. Çünkü mesela benim sorularımdan bir tanesi, ama yayınımızın sonuna geliyoruz. Bir 5-10 dakika daha uzatabiliriz. Şu anda dil eğitimi İngiltere'de, Amerika, Kanada vesaire, Türkiye'den dil eğitimine yazın, oraya bir sürü insanlar geliyordu. Şu anda süreç nasıl öngörüyorsunuz? Ondan bahset. Bir de asistede kurstan bence bahset Ahmet hocam. İzleyen arkadaşlarımız duysunlar, bilsinler yönden. Çünkü bazen doğru yeri bulmak gerekiyor, doğru adres bulmak gerekiyor. Buna benzer çok belki şeyler var ama istifade ederler. Olabilir. Yani şimdi dil eğitimi, yurt dışı dil eğitimi, bu 1 sene bitti. 2020'de kimse dünyada yer değiştirmez. Yani %90 yer değiştirmez, o kesin. Fakat okullar hemen buna adapte oldular ki zaten vardı böyle uygulamaları, sadece az kullanıyorlardı. Online eğitim vermeye başladılar. Aynı sınıf ortamını Zoom üzerinden ya da Microsoft işte programı üzerinden hemen benzer sınıf ortamını yapmışlar. Tabii ki hiçbir zaman şey gibi olmaz o. Dil eğitiminin şöyle bir mantığı var. Yerine gitmek, Yaşamak. orada yaşamak, Evet. onu hissetmek gibi bir mantığı var. Çünkü o ders bittiği anda fark şey yapar, bozulur yani hava. İkincisi, bu bir self disiplin, kişisel disiplin gerektiriyor. Çünkü orada oturacak öğrenci, siz 18-20 yaşındaki bir öğrenciyi bir bilgisayar başına oturtup kendi kendine dil eğitimi çalışmasını sağlayamazsınız. O buraya gelip biraz da gezmeye, işte farklı dünyanın farklı yerlerinden arkadaş edinmeye geliyor aslında. O ayrı bir konu ama asıl uzaktan üniversite ve master programları var burada çok fazla. Şimdi o da şöyle, buraya daha hiç gelmeden bütün eğitim maliyetinin 1/5'ini sıfıra indirip, yani neredeyse sıfıra indirip, çünkü buraya üniversiteye gelse çok ciddi bir maliyeti var, ya da master'a gitse burada hem 15 bin sterlin master ücreti ödeyecek hem de 15 bin sterlin de yaşam Konaklama. vesaire, konaklama Konaklama hepsini vesaire. ödeyecek. Mesela diyelim
30 bin sterlinlik bir totalde bütçesini ayırması gerekiyorsa bunu 3 bin sterline master'ı gelmeden aynı master'ı halledebiliyor. Tezli Ya. ya da tezsiz fark etmez. Yani tezli tezsiz biraz mantığı farklı burada da. Yani Türkiye'de bunu soruyorlar tezli mi tezsiz mi diye. Ama bildiğin MBA yapıyor yani. Bir işletme master'ı yapıyor. Turizm üzerine yapabiliyor mesela. Ya da üniversitede turizm okuyabiliyor. İnsan kaynakları okuyabiliyor. Üniversitede şöyle bir şey yapıyorlar genelde. Diyorlar ki bak ilk 3 yılını sen şey 3 yıla ilk 2 yılını gelmene gerek yok. Bunları ver, kredilerini ver online olarak uzaktan. Ödevlerini tamamla, o essay'lerini yükle sisteme. Biz onaylayalım. Kredini al. Sonra İngiltere'ye gel, 3. yılını burada oku. Sana bir İngiliz üniversitesi direkt diplomasını veriyor. Hiçbir sıkıntı yok. Aynı normal burada %100 okumuş gibi diplomasını veriyor. Hiçbir şey yok, engel yok orada ve bu zaten çok meşhur bir şey. Endonezya'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Malezya'dan her sene on binlerce öğrenci böyle geliyor. Sadece biz alışık değildik. Türkiye'ye illa online değil de böyle görmek ister ya yani. İlla Evet. online olmayacak yani alışveriş. Böyle direkt gidecek Kesin. alacak Direkt yani. yakın. Zaten İngiltere'ye benim geldiğim zamanlarda sen de zaten genelde çalışıyorsun. Mesela home office. Senin hayatın içerisindeydi bence home office zaten. Alışkın olduğum bir durumdu. Evet. Yani işte toplantıları kafede yapmak vesaire. İlla bir yerde bir ofis yok. Türkiye'de tabii bu çok zor. Yani biz eğitim konferanslarında, seminerlerinde hep konuşulan şeydi zaten. Dünyadaki İngiltere, Amerika vesaire farklı ülkelerde bu homeschool, uzaktan eğitim vesaire kavramları hep gündemdeydi. İşte dünya buraya gidiyor. Hatta işte okullar müzeleşecek. Bir zamanlar buraya işte insanlar toplanıyordu. İşte burada eğitim adı verilen bir şeyler yapılıyordu şeklinde. Bakanımızın da o zaman bakandayken seminerlerinde konuştuğu şeylerdir. Yani ona %100 Ve biz katılmıyorum. Orada bir korona tartışma şeye açayım. döndü. Tabii koronaya döndük. Koronayla biz küt diye gündemimize geldi aslında. Başka. Tabii bak ona %100 katılmıyorum. Çünkü eğitimin insan insana olması gereken çok önemli bir yönü var. Fakat belli bir kısmını da çok abartıyoruz. Ya Tabii. dört, düşünsene işletme okuyorsun. 4 sene gidiyorsun okula. Yani. Lüzumsuz yere para harcıyorsun. Konaklama. Aslında o işletme dediğin 2 senede okutulabilecek bir şey. Gitsin çalışsın adam daha çok şey öğrenir bir yerde. Ya da sosyoloji ya da iletişim bilimleri vesaire. Bunların hepsi hayatın içinde pratikle öğrenilebilecek şeyler. Onları kısaltmak daha mantıklı olabilir ama bir hocanın rahlesinden geçmek diyeyim yani. Onun önünden geçmek de güzel bir şey ayrı konu. Sayın Eğitim Bakanımız da burada ayrıştık. Yok, eğitim bakanı şöyle dedi. Aslında yaklaşımı söyledi. Yani gidişatı anlattı. Yani dünya buraya doğru gidiyor diye ne zaman belki bir 5 yıl önce bahsettiği bir şey. Antalya'daki sempozyumda aklımda kalmıştır yani. Dolayısıyla Türkiye'de zaten biz şöyle öngörüyorduk. Yani dünya buraya doğru gitse bile Türkiye'de bu 25 yıl 30 yıl alır falan diyorduk ama korona sayesinde biz hızlı bir şekilde geçiş yaptık hocam. Tabii Türkiye'nin Sisteme. evet. Türkiye 2-3 Hocam tık attı orada. bir katılımcımız size nasıl ulaşabileceğini söylemiş. Herhalde Instagram hesabından direkt Instagram ulaşabilirler. hesabından yazabilir. Ahmet Ferruh Öncü benim. İşte A Ferruh daha doğrusu A. Instagram şu an Ferru. gözüküyor. A Zaten ben Ferruh de evet. etiketlemiştim. Oradan da ulaşabilirler. Instagram'dan yazsın ben cep telefonumu veririm oradan. Tamam hocam. Ben cep telefonumu her Şimdi zaman verebilirim ya. Hiç sıkıntı değil. WhatsApp'tan yazabilirler bana. Yani yazayım değil mı? mi? Ne yazabiliyor muyuz bir yerden? Söyle hocam. 0044 Evet. 78 8543 3729 Bir daha tekrarla çünkü belki 0044 78 8543 3729 tamam hocam. WhatsApp'tan yazabilirler bana Canlı oradan. yayınımıza da ilk oldu bu. Hadi ya, İlki telefonunu veren adam. gerçekleşti. Telefonu veren adam. Sıkılacak Hocam her yerde var. teşekkür ederiz. Süremiz tabii bizim doldu. Hızlı bir Soru niye şekilde soramıyoruz gidiyor. diye yazanlar olmuş bana ya, tanıyanlardan. Şöyle yorumları kapattık. O zaman şöyle yapalım. Bir 5 dakika daha açalım. Ben normalde yönlendirdim ama sondan dahil olanlar belki şey olur. Sağ tarafta hemen soru işareti var. Oradan yönlendiren arkadaşlarımız oldu. Ama yorumları açalım bir 5 dakika. Soru cevap kısmına geçelim. Varsa soruları arkadaşlarımızın almış olalım böylelikle. Sonra Ben da bu eğitim yayınımızı konusunda sonlandıralım. biliyorsun çok konuşurum. Yani şöyle çünkü Biliyorum çok merak ettiğim senle çok her konu gün var ve yayın tutuyorum yapabiliriz kendimi. aslında Konu her gün yayın tutuyorum kendimi. yapabiliriz. Yani o potansiyel var. Ahmet hocama sık sık da görebiliriz. Ben tekrar yayına belki sondan dahil olan arkadaşlarımız için söyleyelim. Şu anda soru cevap kısmına geçtik sevgili izleyenler. İngiltere'ye dair sormak istediğiniz sorular, oradaki eğitimle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben başta şunu söylemiştim. Bu tabii yayının tekrarını, kayıt kısmını da onu da söyleyelim.
24 saat zaten şeyde story'de duruyor. Evet Fatma Hocam, Talip Hocam kesin alacak. Olmadı Fatma Hocam, siz yaptığınız uzaktan eğitimde hocam şeyi bir dahil et, Hüseyin Kemal'i Bak dahil Hüseyin et. Kemal'in şey var, YouTube kanalı var, takipçi kasıyor şu Aa. anda, 25 takipçisi var, yeni açtı daha da işte. Hayırlı Hüseyin olsun, hayırlı Kemal olsun. Öncü diye bakabilirsiniz, Bu YouTube kanalı bir yaşta tane video yaptı. kesinlikle Tekden Alik müze gezileri ve etkinlik planlı bir proje olarak uygulanıyor demiş. Yani yorum ilave Evet etmiş yani öyle, hocamız. aynen öyle, öyle olacak, Evet. doğru, doğru yani. Bir sene Şöyle öncesinden sene başında belli buyurun. oluyor birçok yere gidecekleri. Ders programına göre zaten nereye gidecekleri %90 belli oluyor. %10 da sonradan izin alıyorlar. Çünkü baştan izin alıyorlar gidecekleri yerlere. Rıdvan Bey şöyle bir soru sormuş sevgili müdürümüz. İngilizce ana dilin yanında yabancı dil eğitimi nasıl yaptıkları ile ilgili bilgi alabilir miyiz demiş. Valla hocam bildiğin direkt konuşuyorlar. İspanyolcaysa bize herhalde İspanyolca başlayacaklar. Yani o geç yaşta başlıyor biraz. Bu sene başlıyor. Full şey. İspanyol bir hoca geliyor direkt konuşuyor bunlarla. Direkt Ve konuşuyor. şunu öğretiyorlar ama şöyle. İletişim kurmayı öğretiyorlar. Bu önemli bir şey. Yani Hı. oturup deli gibi gramer öğretmiyorlar. Bir çocuk bir İspanya'ya gittiğinde ne yapar, ne ister, neyi konuşmak ister, ne konularda iletişim kurmak ister insanlarla bunu öğretiyorlar. Yani alışveriş Oradan adım yapar, adım başlıyor. yemek yer, değil mi? Aynen Belki öyle. sonralardan sağlıkla ilgili bir karşına bir şey çıkar. Hastane ortamı vesaire. Bunu öğretiyorlar. Buradan başlıyor. Bilinç Genelde buradan böyle başlıyor. bunlarla Genelde başlıyor. bir dili de bir sene ile 2 sene arasında en fazla öğretirler. En fazla öğretirler. Evet, Çünkü zaten konuştururlar yani. Konuştururlar. iyi, darısı başımıza diyelim. Ne diyelim? Biz İnşallah. de inşallah uğraşıyoruz. Bu noktada biz de mesafe kaydettik de daha yolumuz var tabii ki. Tabii, inşallah Şey, daha da iyi olacak. daha da Sıkıntı iyi yok. olacak inşallah. Evet arkadaşlar, soru ve yorumlarınızı alabiliriz. Son dakikalara giriyoruz. Yayınımız bizim 9'da başlıyor. Eğitim Liderleri yayınlarımız biliyorsunuz. Yayının başında da ifade ettim. Burada Ahmet Hocam müsaadesiyle tekrar ifade edeyim. Belki onunla da bir şeyler yaparız. ELP online seminer başladı. Rehber öğretmenlerine yönelik yarın bir seminerimiz olacak. Tabii ki o Zoom program üzerinden olacak. Başvuranlar yapacak. Yakında ELP evde, yine online seminerler kapsamında evde sistem uygulamaları yapacağız. Evde sistem uygulamaları ilginç. Şu dönemde ihtiyaç. Okullarda sistem uygulamaları yapılıyor ama evde ne yapıyoruz bilmiyorum. Kadim Hocam iyi akşamlar diyor. Keyifliydi diyor. Kadim Hocam Ben bir şey söyleyeyim mi? Siz buyurun bitirin, hocam. ben bir şey söyleyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Siz devam edin lütfen, bitirin. Kadim Tamam. Hocam'a Buna benzer online selam verelim. seminerler yapacak. Kadim Hocam da sistem seminerine, buradan da belki de şu anda canlı yayında şey yapıyorum. Kendisi de dahil olacak. Buyurun hocam. Bakın yeni yaşadığım bir şey aklıma geldi. Bir mantık farklılığı olarak söyleyeyim. Belki de %99 böyledir Türkiye'deki eğitim sistemi, bilemiyorum. Ben sadece söylüyorum Hı. burada. Geçen son veli toplantısında öğretmen bana dedi ki iki şey soracağım dedi, Hüseyin'le ilgili dedi. Bunu merak ediyorum dedi. Evde de böyle mi? Yoksa sadece bana mı bu gıcıklığı dedi yani. Hani ben onu Türkçe'ye de Hı. çevireyim. Nedir dedim. Birincisi dedi, sınıfta dedi. Ben bir şey söylediğim zaman sürekli bana aykırı sorular soruyor dedi. Sürekli beni mat etmeye çalışıyor. Ben öyle anlatıyorum artık yani. Ve sürekli dedi benimle farklı böyle. Yani öyle mi diyorum ben. Yok hayır böyle. Ama öyle mi, şöyle mi falan, böyle mi dedi. Evet dedim, evde de böyle dedim. Aynen böyle dedim. Ama dedim ben bunu konuşacağım dedim. Bu bir saygısızlık falan dedim. Yok yok bir dakika dedi. Bir saniye dedi. İkincisi dedi. Mesela dedi, bir şey yapacağımız zaman dedi. Ben dedi öğretiyorum işte bak. Bunu böyle böyle yapacaksınız. Bu böyle böyledir. Bunun yolu böyledir falan filan mesela. Ama dedi dışarı gidiyoruz. Müzeye gidiyoruz. İşte bunu böyle yapacaksınız. Buralarda böyle yapacaksınız diyorum dedi. Kurallara uyuyor ama dedi. Bir şeyde esneklik varsa dedi. Kesinlikle kafasına göre yapıyor dedi. Herkesin bir yolu var. Hüseyin is işte on his way diyor. Onun kendine ait bir yolu var dedi. Tamam. Mesela işte nasıl bir örnek verin dedim. Ya mesela diyor lavabo alışkanlıkları diyor Hüseyin'in herkesten farklı diyor. Yemek alışkanlıkları hep diyor farklı diyor. O da ben tabii fark ediyorum. Şimdi o Ha lavabo neden ki meselesi biraz acaba? Müslümanlıktan geliyor. Yok Müslümanlıktan Evet. geliyor, onu anlamıyor. Hı. Yemekte de meselesi mesela el yıkamasını falan muhtemelen o zamanlar dikkat çekiyorlardı. Tamam dedim ben bunların hepsini konuşacağım dedim Hüseyin'le dedim. Bu size saygısızlık yapmaması lazım. Bizim için en önemli şey saygıdır dedim. Hayır 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 dedi. Kesinlikle ben dedi bu çok güzel bir şey dedi. Ben sadece acaba beni sevmediği için bilerek bir şey mi yapıyor bana diye. Yok dedi hayır kendisini ifade etmesi lazım çocuğun dedi. Ve lütfen kesinlikle belki de Hüseyin dinliyorsa şu an ilk kez duyuyor. Kesinlikle bundan bahsettiğim bir şey yani.
Hocam çok gerçekten daha önce ben şahsen senden bunu dinlemiştim ama ilk Hı defa hı. dinliyor gibi heyecanlı dinledim şu anda Ahmet Hocam. Doğru, Gerçekten anlatmıştım söyleyeyim. sana geçen. Hı Diyenler de izleyenler de bu noktada aynı şekilde hissetmiştir. Ben bir şey daha söyleyeyim ve artık kapatmak durumundayız. Biz kapatmazsak Instagram kapatıyor maalesef belli bir süre. Şöyle biraz önce dedin ya Türkiye'de uzaktan eğitime çocuk katılıyor ve altın sınavda çıkabilir altını çizin. Sınavda çıkabilir altını çizin dediği yerin çizme kelimesini farklı anlayarak yani o oradaki dünyada anlayarak ve bence doğru anlayarak resmetmiş ya. Derslerde Türkiye'de gelse, derslerde o şekilde resmetse maalesef ama maalesef gerçi değişiyor ama hala maalesef birçok öğretmen ne yapıyorsun sen ders dinlemiyorsun muamelesi yapar Hüseyin'e. Ve emin ol Hüseyin'i o sınıftan atıncaya kadar ki bir süreç bile işleyebilir. Maalesef ama bu gittikçe belki azalıyordur ama çünkü ben iyi kısımları konuşmayı çok seviyorum ama bu gerçek yani. Onu Evet. hani ben o anda paylaşmadım ama şu anda tam yeri geldi. Bu izleyenler zaten ilgi duyan arkadaşlarımız çok farklı. Yani bu eğitimin bizde iyi örnekleri taşıyoruz ve bizim kendi bünyemize, Türkiye'nin yapısına uygun bir şekilde yapmak lazım açıkçası. Umarım hocam. Sınıftan atma yok demiş müdürüm. Tabii ki atma yok. Kesinlikle olmaması lazım. Hele hele ya zaten bir öğretmenimizin bir sınıftan atıyor varsa böyle bir vaka düşünmesi lazım. Yani büyük bir düşünmesi lazım. Peki hocam katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ederim hocam. İngiltere'deki uzaktan eğitim süreçlerini falan beraberce konuşmuş olduk. Seni ağırlamak büyük bir keyif her zaman. İnşallah İnşallah. tekrar tekrar bir Teşekkür araya ederim. geleceğiz. Geçen sene Hakan hocamla beraber sizi ağırlamıştık. Korona yine buna mani oldu. Çünkü Evet. ikiniz Yan yana Instagram'da gelemedik bu malum sefer. üçüncü kişi dahil olamıyor. Yine gelmeniz lazım. Sosyal mesafeye dikkat. O yüzden ne yapıyoruz? Hakan hocamı da başka bir sefer inşallah ağırlamak İzliyor o da şu anda. isteriz. İzliyorsa Evet. şu anda bizi. Bir arkadaşımız hayırlı akşamlar demiş. Herkese iyi akşamlar. Yayınımızın tekrarı 24 saat burada duracak. Ve en yakın zamanda da YouTube sayfamıza yüklemiş olacağız. Herkese iyi Orada bir soru akşamlar hocam. Siz var. GCC ve A-Level ben uzaktan hocam eğitimde sorular destek veriliyor var mu bilmiyorum. gördüm de hemen istersen Cevap vermiş olayım. cevapla kapatalım. Çünkü bitmek üzere. Yok, bilmiyorum. Yani bilmiyorum öyle bir şey ama Şöyle veriliyordur kaydet. muhtemelen. Ha tamam. Kaydetme endişesini yaşıyorum çünkü o yüzden. Tamam. Peki efendim o zaman diyoruz hocam. Hayırlı akşamlar Ahmet hocam. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Selamlar herkese.